Growing up, I read books about enchanting bliss. Falling head over heels, sealed by a true love's kiss. Embers in the air, flickers everywhere. A fire you just can't miss. Now the older I get, the more I reminisce. Videodan herkese merhabalar. Bir önceki videoda kaldığımız burasının videosunu paylaşmıştık. Ev turu, villa turu artık ne diyorsanız. Şimdi de havuza girelim dedik. Yağmur yağıyor ama hiç sıkıntı değil. Hava çok sıcak ve çok nemli. Normalde aslında üst kısmı toparlamayı, işte eşyaları yerleştirmeyi düşünüyordum. Ama şöyle yaparız diye düşündüm. Bir yüzelim havuzda bir güzel. Ondan sonra da bir duş alıp ondan sonra eşyaları yerleştiririm diye planladım. Bu şekilde şimdi en azından başta bir videoyu başlatmak istedim. Hava yağmurlu şansımıza, umarım diğer günler güzel geçer. O villanın olduğu turu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an mutfak kısmındayım zaten. Biraz yorgunluk var. Çok uyuyamadık aslında. Son ben böyle bir saatte falan uyumuşum buraya gelirken. Ama sıkıntı yok yani. Bu tatil böyle rahat, daha hani yorulmadığımız bir tatil olacak. Kafa tatili gibi düşünebilirsiniz. Şu an gözlerimin altı falan çok fena. Yapacak bir şey yok. Bu arada Instagram'da da çok aktif olmayı planlıyorum. Yani bu evde bence çok güzel videolar çekilir. Yani gerçekten çok güzel bir yerde kalıyoruz. O yüzden Instagram hesaplarından da bizi takip etmeyi unutmayın. Hem benim kendi hesabım var, Aslı Erden Engin, hem de bir öğretmen, bir psikolog hesabı. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi üst kata çıkıyorum. Mayolarımızı giyelim. Havuza girelim. Ondan sonra da yukarıda odayı yerleştirelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'da ben de bir dijital... Is it seen as naive if I think it's all real? That when you know, you just know the butterflies you feel. It's not out of touch if what I want is something that I deal. When he's the one I'll be done, my heart forever seal. I'm not one to be patient, but I'll patiently wait. What's the point of a romance if it's not there? Yeah.
Evet, günaydın. Şöyle bir kahvaltı hazırladım. Dedim bugün ben hazırlayayım kahvaltıyı. Bu şekilde tam bir yaz kahvaltısı. Ekmeklerimiz de var. Masayı da Feyyaz şuraya koyuyor. Şimdi birazdan kahvaltı edeceğiz dışarıda. Nasıl gidiyor reisler? Vallahi bir şeyler çekiyorum. Güzel bir kahvaltı hazırladım bence. Hakikaten bilmiyorum. Çok güzel duruyor. Malzememiz zaten bir... Evet, bugünkü menümüzde salça olmazsa olmaz zeytin var. Menemen yaptım, üzerine kaşar. Şöyle patates kızarttım. Lor peyniri, senin peynirin. Böreklerimiz vardı. Senin peynir derken kelle peyniri. Evet. Çok yaşa. Hep beraber. Karpuz, benim almış olduğum o koca yürekli karpuzum. Hakikaten var. Hakikaten mükemmel çıktı yalnız. Aynen. Karpuz, domates, salatalık, labne ve biber. Böyle her şey organik. Bursa'dan getirdik. Güzel bir kahvaltı oldu. Ekmeğimiz de var. Şimdi siz yüzdünüz tabii. Ben şu an çok terledim. Sonra da havuza gireceğim. Böyle bugün keyif içerisinde geçeceğim. İkinci günümüzden merhabalar. Dün yapmam gereken şeyi bugün yapıyorum. Çünkü dün birazcık yani yol uzun oldu. Biraz böyle akşam işte havuzun tadını çıkaralım vesaire. İşte evin tadını çıkaralım derken ve Feyyaz da dün akşam erken uyuduğu için böyle buraları toparlama işte yerleşme videosu çok çekemedim. O yüzden şimdi yapayım dedim. Zaten çok fazla bir şey yok. Yani biz buraya 3 gecelik geldik. Hani en azından cilt bakım ürünlerimi falan oraya düzgünce bir koyarım. Birkaç bir şey getirmiştim. Zaten makyajsız takılıyor. O yüzden makyaj malzemesi getirdim ama hani böyle bir akşam dışarı çıkarsak falan diye. Ama canımız dışarıda çıkmak istemiyor. Çünkü ev gerçekten çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Manzara o biçim hani böyle deniz çok aramıyorum. Niye bilmiyorum. Zaten hani buradan sonra Akçay'a gideceğimiz için annemlerin yanına. Akçay'da zaten denize gireceğim. Sonra yine bir böyle denizli bir tatilimiz var. Hani o yüzden şu an villaysa hani havuz artı villa tarzında biraz takılalım istiyorum. Diğerleri de zaten çok şey yapmıyor. O yüzden böyle şimdi silipi getirmiştik. Şöyle içerisini falan silip biraz böyle birkaç eşyam vardı. Onları yerleştirdim. Hani valiz dağınıklığı ortadan kalksın diye. Klimayı açtım. Şu an her odada klima olduğu için çok güzel serinletti içerisinde. Makyaj malzemelerimi şöyle zaten bunun içerisinde hemen şuraya aynaya yerleştireceğim. Yani çok bir şey yapmayacağız. O yüzden hani çok şey yapmayacağım. Şu silipilerle hemen şunun içerisine sileyim. Birkaç bir şey buraya koyarım. Birkaç bir şey de. Zaten buralar tertemiz gerçekten. Hani bakıyorum böyle ıslak mendile falan. Temiz mi nasıl diye, ciddi anlamda temiz. O yüzden sıkıntı yok. Ev o kadar şey ki Reels'larda güzel çıkıyor ister istemez. Burada çok fazla bir şeyim yok. Bu çantayı ben Gratis'in indirimindeyken almıştım ve iyi ki de almışım. Her şey böyle içerisine sığdı çok güzel bir şekilde. Şöyle vücut şeyi var. Spreyi var. Bunlar tonik. Ondan sonra aseton getirdim bir tane. Şöyle kuru şampuan getirdim ne olur ne olmaz diye. Şöyle cilt bakım ürünleri. Şu günlük takviye. Yüz yıkama. Oje getirdim. Zaten bu şekilde çok da içerisinde ekstra bir şey yok. Şu çantayı kapatalım hemen. Dedim deodorant, rolon falan şu banyoya gidecek. Bu da cilt bakımı olduğu için bunların hepsi şöyle banyoya gider. Şunlar şu şekilde. Aseton falan onu da götüreyim. Diğerleri kalabilir. Burası böyle güzel oldu. Thank you.
tane mayo getirdim. Bir tanesi şöyle Trendyol'un bu arada. Trendyol Milan'ın bu iki mayoda. Şöyle önü delikli falan. Buna bayılıyorum ben. Çok güzel bir mayo. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ben bu mayodan almıştım birkaç yıl önce ve mayo kayboldu. Yani nereye kayboldu bilmiyorum. En son ben şeyde kaldı diye düşünüyorum. Biz Erde'ye tatile gitmiştik. Hatta onun videosu da var. 2021 yılı mı 2022 yılı mı emin değilim. Yine böyle bir ev kiralamıştık falan. Orada büyük ihtimalle kaldı o. O zamandan beri bulamıyorum çünkü hiçbir yerde. Sonra ben o mayodan gene aldım. Bu sene aldım hatta bu. Çok güzel bir mayo çünkü çok rahat ediyorum. Bir diğeri de şöyle. Bu da yine kendi Trendyol Milan'ın kendi mayosu. Önü şöyle V geliyor. Arkası da şu şekilde böyle çapraz gibi gelen bir mayo. Bu da çok güzel bence. Biri siyah, biri kırmızı yani. Genelde ben bu tarz şeylerle böyle peştemal çok seviyorum denizde. Peştemal getirdim. Bu peştemalleri de söyleyeyim. Hatta böyle reklam gibi olmasın ama belki destek olmak isterseniz o bir ev diye böyle otizmli çocuklara destek veren bir şey var. Kuruluş var. Hatta bizim bir akrabamız da oraya üye. O annemlere böyle şey getirmişti. Ev hediyesi gibi getirmişti. Çok güzel peştemalleri bu arada. Oradan hani bakabilirsiniz. Bir sürü böyle ürün üretiyorlar ve otizmli çocukları destekliyorlar. İşte genelde otizmli çocukların annelerine kurmuş olduğu bir vakıf. Öyle çok güzel. Bu da bu şekilde. Yani peştemal kullanıyorum kısacası. Havlu falan sevmiyorum ben çok fazla. Bir de bu da plaj çantası. Bunu getirdim. Bu annemin ürünü. Zaten biliyorsunuzdur Sevgi Dükkanı. Bu şekilde çok güzel duruyor bence. Kocaman bir plaj çantası. Normal çanta olarak da kullanırım ben bunu. Zaten denizde falan kullanmadığım için şöyle çıt çıtlı ve şöyle içini göstereyim. Burasını çok güzel yapmış. Bence de hiç görünmüyor. Bakın içi böyle cepli ama cebi de örgülü. Görüyor musunuz bilmiyorum. Astarsız tabii ki. Hani plaj çantası olarak kullanıldığı için böyle. Zaten sayfada var bu. Şimdi belki hatta bunun çekimlerini bile yaparım diye düşündüm. Şapkam da yine. Annemin sayfasında aslında bunu ütülemem gerekiyor. Şurada ütü var ama biraz şey oldu. Ben bunu katlayarak koyduğum için eğer bu tarz şapka falan alıyorsanız bunları ütüleyebilirsiniz bu şuralarını. Düzeliyor. Bir şey olmuyor yani. Böyle. Annemden ürünler. Üzerimdeki de zaten Trendyol Milan'ın kendi ürünüydü. Bu elbiseyi de çok seviyorum. Böyle efil efil bir sürü bir şey yani birkaç bir şey getirdim ama sadece canım bunu giymek istiyor. Çok rahat bir elbise. Öyle şimdi önce bir aşağı inelim giyineyim aşağı inelim kahvemizi içelim sonra bir daha havuz keyfi başlasın benim için. Bugün kahvaltıyı falan dedim ben hazırlayayım siz şey yapmayın hani oturun diye. Onlar havuzda falan girdiler kahvaltıyı da ben hazırladım. Güzel bir kahvaltıydı manzara zaten müthişti. Ne diyecektim? Mutfakta zaten güzel olunca insanın ya ben mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hani illa havuza gireceğim diye şey yapmıyorum. Bu manzarayı izlemek işte mutfağında vakit geçirmek bile benim için yeterli oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bir de şöyle bir pareo getirmiştim. Aslında bir tane daha var. Onu da hatta annem peştemalden kendisi dikmişti. Bir de şu pantinin şu şekilde pembe bir pareosu var. Şimdi siyah mayomu giyeceğim ve bu pareoyu üzerine giyeceğim bu şekilde. Evet şöyle hem çantanın çekimini yaptım manzara harikayken hem de şöyle fotoğraf çektim bir de size de çekeyim dedim şunu da şuraya asalım. Bir hemen güneş kremimizi sürelim bende şu an Misha'nın Power Block güneş kremi var bunu böyle süreyim yoksa ben var ya fena yanarım hatta özellikle şöyle vücut için olan güneş kremleri de varmış onu da bir ara. Şu omuzlarıma süreyim de. Ya çok böyle öğle saati ben normalde hiç denize gitmem, sevmem. Ama şu an hani
bir şey olmaz diye düşünüyorum. Umarım olmaz. Bir güzel yediğimize boca edelim şunu. Şöyle gözlerime, her yere. Ay. Kremi de güzel bir güneş kremi ama bununla ilgili bazı şeyler çıktı. İnsanın aklına bir şüphe düşüyor. O yüzden yeni almadım. Başka güneş kremi kullanacağım ama şu an bunu bitiriyorum ben. Bilmiyorum ya. Ay, her şeyle ilgili zaten sürekli bir şeyler çıkıyor. Neyse, şöyle bir rujumuzu sürelim hemen. Şu Golden Rose 01 numarası. Bir de şu Maybelline'in Lifter Glosslar var ya, nasıl göstereceğim? Buraya göstermem gerekiyor değil mi, mantıken? Evet, bu da çok güzel bir parlaklık veriyor. Şöyle. Çok kullanmak istemiyorum ama. Bunları böyle sürdük. Biraz da parfüm sıkalım hemen. Şu an Avon'un Vichoflan var elimde. Bu bana öğretmenler günde hediye gelmişti. Onu sıkıyorum. Su şişemiz. Hadi bakalım çıkalım. Evet, hazırım. Böyle bir şey oldu. Normalde pembe rengini hiç sevmem. Onu neden böyle bir şey aldım bilmiyorum. Ama fena değil. Yarın da diğerini giyerim. Onu da görürsünüz. Çok böyle ben pareo falan şey yapmıyorum yani. Ya denizde full duruyorum ya da direkt çıkıyorum. Şu an ama lazım oldu. Bu şapkayı da çok seviyorum ya. Bir tane daha şapkam var ama şu an yeni favorim bu. Hadi bakalım. Çantamızı da alalım. Ve havuza gitmeye hazırız. Evet, şimdi kahve içeceğiz. Soğuk kahve. Manzaraya karşı evet, annem de burada. Yalnız çok güzel. Valla. Şuraya bakın. Havuz güzel. Güneş kremi de sürdük. İnşallah çok fazla yanmayız diye ümit ediyorum. Feyyaz şu an çıkmıyor. Sıcak olduğunu düşündüğü için. İçeride klima karşısında. Biz böyle beraber yüzüyoruz. Çok eğlenceli. Öyle. Şu an telefona birazcık konuşayım istedim. Şu an saat kaç, bir saniye? Saatimiz 16.38. Havuzda yüzdük, kahve falan içtik. Şimdi ben biraz böyle cips falan yedim. Diyet hak getir arkadaşlar. Neyse, bu hafta öyle bir video gelmeyecek zaten. Hatta geçen hafta bile gelemedi. Çünkü bayram artı şey, araya 2 hafta girdi. Ve ben 1 kilo almışım bile. Neyse. Devam edeceğiz ama sıkıntı yok. Akça'ya gittikten sonra yine normale dönerim. Yani orada bir rutin oluşur diye düşünüyorum. Şu an tatil modundayız. Annem Nenil yukarıda. Havuzdan çıktılar onlar. Böyle dinleniyorlar. Feyyaz seans yapıyor. Ben de burada böyle biraz takılıyorum. Ezgi'nin videoları varmış. Onları izledim. YouTube'da yeni videolar attı. Şimdi bir tane daha var. Onu izleyeceğim. Böyle birikti video. YouTube falan izlemiyorum bu ara böyle. Kendim de video editlemiyorum. Hatta bu akşam bir tane video editleyeyim diye düşündüm. Ama şu an içeri girip aslında editleyebilirim. Ama Feyyaz burada seans yaptığı için girmek istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum onu. Belki birazdan video editlerim, şöyle bir havuza gireyim diye düşündüm. Bir yandan da kitap getirdim, kitap okuyayım diyorum. Ya o kadar çok yapmak istediğim şey var ki, hangi birini yapacağımı bilmiyorum. Şu kitabı Seninle Başlamadı, zaten bu kitabı bilmeyen yoktur herhalde. Ya ben bu kitabı aldım kaç sene önce, bir türlü okuyamadım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hep böyle bir 10-15 sayfasını okuyorum, sonra kitap yarıda kalıyor. Ve gitmiyor. O yüzden yine bir getirdim. Hani şans vermek için. Bazı kitapları böyle zorlarsınız. Hani zamanı vardır ya. Tam olarak öyle. Belki hani zamanı gelmiştir diye ama şu an bunu da okumak istemiyorum. Bakacağız. Öyle. Manzara çok güzel. Şu an buraya güneş de gelmiyor. Şezlongların olduğu yer. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Serin serin. Bir havuza gireyim diye düşündüm. Ondan sonra da tekrar burada keyif yaparım. Akşam da sucuk ekmek yaparız dedik. Feyyaz zaten dün akşamdan makarna vardı. Feyyaz mangal yakayım diye düşündü. Bu şekilde keyifli geçiyor ve tatili bir gün uzatma kararı aldık. Dönüşte de biraz gezerek gidelim dedik. Bakalım, zaten onlara da ortak olursunuz. Bu villa tatili böyle biraz ev vlogu gibi olduğu için hani keyifli geçiyordur umarım sizin için de. Böyle arada bir konuşayım istedim. Şu an kamera içeride, telefona çekiyorum. Aynı zamanda telefondaki reels'larımı da editleyeyim ki günlük olarak onlar da gelsinler. Şu an manzaram bu şekilde. Ya gerçekten o kadar keyifli ki size anlatamam. Dün bu kadar tabii tadını çıkaramadık. Bugün daha çok böyle tadı çıkıyor. Şu şekilde. İçerisi tertemiz. Yani şöyle söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Reklam değil zaten. Böyle şans eseri bulduk burasını biz. Feyyaz'ın lise arkadaşının dayısınınmış bu bölge. O şekilde o yardımcı oldu. Hani yardımcı oldu derken. Hani o şekilde bulduk villayı, öyle söyleyeyim. Günlük olarak da şu an 7-7500 lira gibi ücretleri.
Biz daha erken yaptığımız için işte daha şeye gel. 7500 sanırım şu an. O şekilde biz erken rezervasyonla bir tık indirimli geldik. 3 gün işte. 4 gün bu şekilde. Beyaz mangal yaktı. Sucuk ekmek bu akşamki menümüzde. Erken ilk ben uyandım şu an, böyle havuza gireyim dedim. Az önce şurayı tam giriyordum, klorlamaya geldiler. O yüzden biraz bekliyorum. Birazdan gireceğim havuza. Hava çok güzel. Buradaki tam son günümüz normalde. Ay şu an yüzüm şimşiş. Neyse, normalde bir gün daha uzatmayı planlıyorduk. Fakat doluluk varmış, o yüzden uzatamadık. Biz de başka bir plan yaptık. Zaten sonraki videolarda onları da görürsünüz. Şu an çok fenayım. Neyse, hemen havuza giriyorum. Günaydın. Günaydın. Bugün günlerden? Pazartesi. 1 Temmuz, Pazartesi. Kurabiyeleri de koysak. Bugün hiç konuşamadım böyle. Full havuzda takıldığımız, dışarıda takıldığımız bir gün oldu. Söyledim mi hatırlamıyorum. Biz burada bir gün daha uzatmayı planlıyorduk ama dolu olduğu için uzatamadık. O yüzden bugün son gündü. O yüzden de hani böyle çok da videoya da bir şeyler çekemedim. Bir de sürekli aynı şeyleri çekmek mantıksız geldi. Şimdi kalkan merkeze ineceğiz. Yürüyüş yapacağız. Feyyaz'ın seansı var. Biz üçümüz ineceğiz. Bakalım bir merkezde görelim dedik. Aslında hiç içimden gelmiyordu gitmek ama şu an hani böyle ölü bir vakit olduğu için gitmek mantıklı olur diye düşündük. Yürüyerek gitmeye çalışacağız. Burası o kadar yokuş ki anlatamam. Umarım zorlanmayız. Öyle neyse, sizi de yanımda alacağım. O şekilde günlerden sonra, ya günlerden beri makyaj yapmıyordum. Biraz dedim şöyle bir gözüme bir şeyler süreyim. Böyle. Bu kadar şey yersek şimdi burada su içeriz. Evet, şu an dönüyoruz yani. Gidemiyoruz. Şu an burada aşırı dik bir bayır var. Bayağı dik ama. Allah! Ay nasıl çıkacağız? İnişi de çok kötüydü. İnerken otura otura inseniz yeridir.
gösteremem size, gündüz göstereceğim ama bizim araba çıkmadı bu yoldan. Çok şükür geldik. Ay çok delirikti. Çok çok fenayım. Evet, 2 saattir yukarıda video editliyorum. Çünkü Feyyaz'ın seansı vardı. Biz en son biliyorsunuz ki merkeze gidelim dedik. Bu arada elimde telefon var. Şeye gidelim dedik işte, hani kalkanı gezelim diye. Ama imkansızdı, zaten çektim size oraları. Neyse geldik. Feyyaz'ın seansları sözde 11.30'da bitecekti. Annem uyuyakaldı. Nil burada. Ben de dedim ki bari video editleyeyim. Hadi bu arada boş geçmesin. 2 tane video editledim. Yüklemeye koydum şu an. Tam aşağı inecektim hani böyle bitti seansı diye. Şimdi tekrar bir seans gelmiş. Saat 12 oldu. 1'de bitecek. Zaten yatarız herhalde daha sonra. Çok saçma oldu. Son akşam böyle... Neyse. Ben de telefonumdaki videoları dedim. Hani şurada biraz havuzun yanında oturayım. Telefondaki videoları editlerim diye düşündüm. Öyle. Son akşamımız bu şekilde geçiyor. Zaten bu videoyu yarın kapatırım. Sonra yeni bir videoya başlarım. Bir plan yaptık çünkü. Zaten onları da görürsünüz ilerleyen videolarda. Böyle. Neyse. En azından bu sosyal medya işleri için vakit buluyoruz şu an. Evet, son günden merhabalar. Sabahtan beri böyle kahvaltı ettik, işte hazırlanmaya çalışıyoruz falan. Havuza gireriz diyorduk ama girmeyeceğiz. Çünkü şey, Feyyaz'da ve annemde bir tane mayo var. O yüzden öyle olduğu için de hani kanyona gideceğiz. Kanyonda da ıslanıldığı için hani üzerleri ıslanacak. O yüzden hani ne ara kuruyacak mayo vesaire diye düşündük. Zaten güneş geliyor. Öyle sıcağında da yüzmek çok keyifli olmadığı için öyle havuza girmedik. Şimdi kahve falan içeceğiz. Ondan sonra çıkış yapacağız. Ben de eşyaları ayarladım. Böyle yatağı evi diyorum yani, buraya düzenledim. Ben böyle hani ayrıldığım yerden bile doğru düzgün toparlayarak çıkmazsam kendimi kötü hissediyorum. Hani kimse böyle dağıtır çıkar ya, ben öyle yapamıyorum. Her şeyi katladım, havluları, yatağı düzelttim, bir güzel lavabonun içine temizledim. Öyle çıkıyorum. Yani çünkü bana saçma geliyor. Hani bilmiyorum. Öyle. Neyse, şimdi burayı ayarladık. Şimdi aşağı inelim, kahvemizi içelim, sonra da çıkalım artık. Evet, artık ayrılıyoruz. Şöyle. Evet, ayrılma vakti. Hesaplar senin sorumluluğunda. Tamam. Evet, şu an evden çıkıyoruz. Artık büyük ihtimal çok fazla konuşamayacağım. O yüzden hemen şurada bir konuşayım dedim. Bütün her şeyi ayarladık. Eşyalarımız tamam. Şimdi zaten temizlemeye gelecekler. Eşyaları taşıyoruz. Böyle tatil bitti. Nerede? Geldik.